Herkese Tolgözbek.com kanalından merhaba. Öncelikle koronavirüs nedeniyle evde kalın hashtag ile bu videoya başlatmak istiyorum sizlere. Lütfen dışarı çıkmayın. Hastalığın yayılmasına vesile olmayın veya hastalık kapmayın. Çocuklarımız evde. Lütfen çocuklarımız bu zamanlarını dikkatli geçirsinler. Ben onlara da kitap okumalarını ve bir şeyler öğrenerek, kendilerini geliştirerek bu süreci tamamlamalarını tavsiye ediyorum. YouTube kanalımızda topluluk sekmesinde sizlerden sorular istemiştim. Sağ olun çok sayıda soru yolladınız. Ben de bugünkü yayınımda dilim döndüğünce bildiğim kadarıyla bu soruların sizlere cevabını vermek üzere buradayım. Önce benim son bir haftada biliyorsunuz her gün saat 19'da video koyuyoruz. Bu videolarda sorulan bazı ortak sorular var. Onlarla başlamak istiyorum. E, biliyorsunuz Tunus'a TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin bir ANKA S tipi hava aracı satış konusundaki gelişmeler var. E, hemen herkes soruyor tusa e, TUSAŞ niye Tunus'a teknoloji aktarımı yapıyor. Ben şöyle kısaca bir cevap vermek istiyorum. Biliyorsunuz Ruslardan S400, s 400 hava savunma sistemi aldık. E, bunların ilki Nisan ayında harbe hazır hale gelecek ben buradan sormak istiyorum. Sorunun da cevabını çok merak ediyorum. Rusya kendisi için ürettiği S-400'lerle bize verdiği, bize sattığı S-400'ler aynı mı? Bence hayır. E, muhakkak bir şeyin ihraç versiyonu her zaman daha düşük niteliklere sahip. Buna dikkat etmek lazım. E, aynı şekilde Tunus'a satılan Anka S'lerinde Anka-S'lerin de bu konudaki özelliklerinin daha alt seviyede olacağını düşünüyorum. Bir de sonuçta baktığınız zaman insansız hava araçlarının sistemleri yani dış yapıları diyelim sistemlerinden önce gayet basit işte kompozit yapı var, piston motor var ama önemli olan onu mükemmel hale getiren yazılımı, burnundaki kamera sistemi, üzerindeki uydu bağlantısıyla kilometrelerce öteden kontrol altında tutulması, bu özelliklerin hepsi tabii ki bazı parça üretimleri Tunus'ta yapılabilir. Bunlar kompozit parçalar gayet basit sistemler ama bunun yazılımı sizde olduğu sürece uydu kontrol sistemi elinizde olduğu sürece motor teknolojisi sizde olduğu sürece kamera teknolojisi sizde olduğu sürece bunların pek fazla paylaşılmasının çok çok da önemli bir şeyi olmuyor. Tunus gelir bunu dışarı satar eder gibi bir şeyleriniz olmasın. Çin'e de bir sürü örneğin Boeing'den uçak alıyorlar, Airbus'tan uçak alıyorlar ama gidip hemen bunu kopyalayıp uygulayamıyorlar. Bu çok ciddi uzun bir süre. Şimdi bu tür satışlarla ki 240 milyon dolarlık bir e, miktar ifade ediliyor. Türkiye Anka Esin üzerine daha yeni nesil insan hava araçları sistemleri geliştirecektir. Yani bir bakıyoruz aslında Amerika Birleşik Devletleri Rusya bu tür satışlarla elde ettiği paralarla e, bir sonraki teknolojik gelişimi sağlıyorlar. Bir adım üzerine gidiyorlar. Daha yenisini geliştiriyorlar. Bu eski sistemi satarken kendisi yenisine bir altyapı sağlamış oluyor. Buralara ARGE harcamaları yaparak yeni sistemin gelişmesini sağlıyor. Sonra bir bakıyorsunuz aradan 5-10 yıl geçiyor. Onu size satıyor. Şimdi mesela Rusya bugün S-500 füzesi var. Muhakkak bu S-400'lerden daha öncesinde de S-300'lerden satışından elde edilen ciro ile buraya bir yatırım gerçekleştirilmiş durumda. Epey uzun bir cevap olduğunu farkındayım. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İhalarda neden iniş takımları dışarıda uçuluyor? Şimdi hemen hemen birçok ilk uçuşta özellikle uçaklarda iniş takımları toplanmaz. Niye? Bu bir hidrolik bir sistem. Eğer bir kumanda sistemi bununla ilgili herhangi bir arızaya düşerse, yani düşünün ilk uçuşunda uçak kalkmış, ilk defa gökyüzüyle tanışıyor bu uçak. iniş takımları açılamaması durumunda gövde üzerine bir iniş yapılacak. Gerçekten çok kötü bir durum. Bu nedenden dolayı öncelikle iniş takımları sabit olarak uçuşlar yapılır. Arkasından kendini sistem ee, e, ispat ettikten sonra iniş takımları toplanmaya başlanır. Örneğin Cessna 172 uçaklarını ben örnek vermek istiyorum. İniş takımları sabit. Niye? İniş takımlarını toplayacak hidrolik sistemi e, uçağa eklemeye başladığınız zaman ağırlık gerçekten artmaya başlıyor. Bu bir tercih. İşte kanat profilini ona göre ayarlamanız, gövdede modifikasyonu yapmanız lazım. Mesela örneğin Cessna 172'nin daha farklı modelleri var, RG modeli vardır, e, toplanabilir iniş takımlarına sahiptir bu ama bunda da ek sistem. Yani sonuçta her açılan bir şey tekrar toplanmayabilir veya e, aç kapanmış bir şey açılmayabilir. Bunun riskini iyi planlamak, iyi etmek gerekiyor. Sonuçta insan hava araçları için yük çok önemli, saatlerce havada kalıyorlar. Bu süreç içerisinde e, bu yük, e, bu sistemi taşıyacak yük yerine örneğin daha fazla yakıt alabilir. Ee, mühimmat taşıyabilir. Bunlarla çok ince mühendislik hesaplar ve buna göre karar veriliyor. TCG Anadolu biliyorsunuz. E, a, amfibik gemimiz olacak. İnşaatı büyük hızla devam ediyor. Tilt rotor alınabilir mi? Amerika'da e, uçak gemilerine yük personel taşıyan nakliye uçakları C2'ler emekli oldu ve yerine MV-22 Tilt rotor sistemleri geldi. Tilt rotor bir helikopter gibi dikine havalanıyor, dikine iniş kalkış yapıyor. Uçak gibi havada motorlar öne doğru eğiliyor ki bundan önceki Amerikan ordusunun yeni nesil helikopter sistemlerini tanıttığımız videomuzda da ihaleye adayları sizlere tanıtırken bunu ifade etmiştik belin tasarımında. Tilt rotor olabilir mi? Olur ama tilt rotor teknolojisi zor bir teknoloji. Bugün sadece Amerika'da var ve e sivil versiyonu da İtalyanlarda e, Leonardo şirketinde. Tabii bunun için bir dışa bir alım olur mu? Bu teknoloji verilir mi? Bunlar gerçekten tartışılması gereken konular. Tiltrotor'un askeri versiyonuna ilgili Japonya V22 alımı var. İsrail'in V22 alımı var ama henüz başka ülkeye Amerika bunu satmış değil. Çok pahalı bir sistem olabilir ama ileride Amerika ile ilişkiler nasıl olacak? Bunların, bunlar hala soru işareti. Zeplin ve balonlar İHA olarak kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılır. Zeplinler çok uzun süre havada kalabiliyorlar veya sabit bir şekilde örneğin mesela balonlar belirli bir noktalardan gözlem yapıyorlar. Bunlarla ilgili de Türkiye'de yerli savunma şirketlerinin ki bir Aselsan sistemi var. Ben açıkçası gelecek görüyorum. Özellikle zeplinlerin ağır yük taşımakta ciddi bir geleceği olduğuna inanıyorum. Pakistan'a atak satışı ne olacak? TUSAŞ hem Pakistan'la Filipin'le anlaşmalar yaptı ama biliyorsunuz motorunun bütün hakları e, Amerika'da. Amerikan kongresinin buna onay vermesi lazım. Biraz Amerikalılar işi ağırdan alıyorlar. Tabi bu nereye gider ne yapar bekleme süreci içerisinde ama Amerikalılar oyalamaya devam ederse muhtemel e, t tarafından geliştirilen yerli motor. TS-1400. Biz bunu Atak'ta görebiliriz. Ama tabii ki bu motor da çalıştırma testleri e, halen devam ediyor. E, belirli bir süre var tabii. Bir iki yıllık falan gibi bir süre olabilir. Bu süreyi Amerika kadar geciktirirse t 129da yerli motor görme e, durumumuz, ihracatı olacaktır diye tahmin ediyorum. Neden yerli küresel konumlandırma sistemimiz GPS yok? Şimdi GPS öncelikle... Gerçekten çok zor bir e, ve hassas bir proje. Örneğin bu GPS sinyalleri, küresel konumlandırma sinyalleri, Amerika'nın sahip olduğu 32 uydu var. Bu uydular üzerinden alınan sinyallerle yapılıyor. Gün geliyor e, Amerika bu uyduları şifrelendirip veya sinyali kapattığı zaman gerçekten e, sivil anlamda da askeri anlamda sıkıntılar var. Hatırlayacaksınız Ruslar Suriye üzerinde uçan Su-24 savaş uçaklarında Garmin'in çok eski GPS'leriyle uçuyorlardı. Bunlarda da hani Rus sistemleri de var, Fransızların, Avrupalıların da sistemleri var ama bir türlü sistem yüksek operasyonel anlamda alınmış değil. Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin 6 adet uydudan oluşan bir sistemi planlanıyor. Uzay Ajansımız bu konuda çalışmalar yapıyor ki Uzay Ajansı, ...1900, çok özür dilerim, Uzay Ajansı 2018'in Aralık ayında kurulmuştu. Hedef 2025 yılında 6 adet uydudan oluşan bu sistemin faaliyete alınması... ...ve tabi bu faaliyet alındığı zaman Bölgesel Konumlandırma ve Zamanlama Sistemi... ...BKZS olarak adlandırılıyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Sivil Havacılık için... ...önemli bir avantaj sağlamış olacak. Dediğim gibi çalışmalar devam ediyor. Evet, ee, bunlar benim en çok karşılaştığım sorulardı. Şimdi gelelim sizden gelen sorulara. Yusuf Urhan yazmış. Benim en çok merak ettiğim, şimdi bütün insansız hava araçları neden uzaydan yönetiliyor? Sinyal karıştırıcılardan etkilenmemesi için mi? Şimdi İnsansız hava aracı sistemleri belirli bir büyüklüğe kadar yer istasyonlarıyla kumanda ediliyor. Mesela Türkiye'de Anka A ve B, Bayraktar TB2 bu sistemi kullanan insansız hava araçlarımızdan bazıları. Bu istasyonların menzilleri 150 kilometre. 150'yi geçtiği zaman sinyal ya taşıyacaksınız o istasyonu daha yakınına veya uyduya geçeceksiniz. Geçmişte bazı yer istasyonlarının karıştırılması ile ilgili bazı olaylar olmuştu. Bununla ilgili özellikle Baykar grubu özel bir kriptolama sistemine geçti. Bunun karıştırılmasının engellenmesi amacıyla sistemler geliştirdi. Uzun menzilden bunları uçurmanın en önemli en güzel yolu uydu kontrolü. Anka S, S harfi satellite uyduya gidiyor, atıf yapılıyor. Anka'nın üzerinde böyle bir bombe var. Bombenin içinde de bir çanak anten uyduyu görüyor. Örneğin Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvvetleri karargahında bir operatör e, İdlib üzerinde uçan bir Anka-S'i kontrol edebiliyor. Uyduları karıştırmak daha zor. Ha Bununla ilgili bir teknoloji karıştırma teknolojisi tabii ki var ama bunlar çok stratejik şeyler her an e, yapılmıyor. Yani biliyorsunuz silahları e, bir savaşta son kullanacağınız silahlar var. Uydu karıştırma da bunlardan bir tanesi. E, Tunus'la ilgili Gökhan Çelebi'nin e, cevabını Tunus Anka S yazdık. Eren Kara yazmış. Aksungur Akıncı Anka gibi stelt olmayan İHA'larımız Hava soç projesi tamamlandıktan sonra bu sisteme entegre olabilecek mi? E, Hava soç daha çok sinyal istihbaratı üzerine karıştırma yapaban, yapan bir sistem. E, Hava soçla çok alakasının olduğunu e, düşünmüyorum açık açıkçası. Yine Tunus'la ilgili yorumlar var. Onların cevabını verdik. Pakistan'ın da Enes Yüksel'in da cevabını verdik. Evet. Ee, Oğuzhan Bardakçı yazmış. Özellikle Aksungur gibi büyük ölçekli İHA'lara tanker uçaklarla havadan yakıt ikmali yapılabilir mi? Ee, şu anlık böyle bir proje yok. Zaten Akıncı gibi büyük insansız hava araçları çok uzun saatler yani 24 saat ve üzeri kalabiliyor. Zaten insan hava aracı yapmanın amacı bu. Çok uzun süre havada kalabilmesi. Örneğin 5-6 sistemi bir bölgeye koyduğunuz zaman o bölgede çok ciddi bir e, hava unsurunda sürekli havada tutuyorsunuz. Yani bir F-16'yı kaldırdığınız zaman o uçak 1-1,5 saat uçtuktan sonra yakıt ikmal yapmak zorunda ama tanker uçak yollamanız lazım. İnsan hava araçlarında 24 saat esasına göre bölgede uçuş olacağı için çok bunlara gerek kalmıyor. Fevzi Özarslan'dan yazmış. Benim iki sorum olacaktı. Hürjet'in tarihi öne çekilecek mi? Hürjet'le ilgili böyle bir açıklama yok. Hürjet'in tasarımı devam ediyor. Aksungur'dan sonra Göksungur'u yapacağız diyen Temel Kotil. Hürjet'ten sonra da Milli Muharip Uçak MMU ile Hürjet arasında F-16 benzeri bir uçak yapımı dile getirir mi? Zannetmiyorum ben. TUSAŞ'ın Hürjet uçak projeleri olarak Hürjet'ten sonrası Milli muharip Uçak MMU geliyor. E ee, arada böyle bir uçak şu anlık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetlerinin F4'lerin e, uçuş süreleri, hizmet süreleri biraz uzatılıyor. Aradaki bu bölüm F16 modernizasyonu, Anka, Akıncı, Aksungur e, gibi aracı sistemleriyle ihtiyaçlar kapatılacak. Hür e, kuş var, Hürkuş'un C'si, Hür Jet var e, ve milli muharip Uçağı kadar bu aralık kapatılacak. Uğur Acar yazmış, uzay şimdilik Amerika ve Rusya'nın çöplüğü, acil durumda burada teknolojilere güvenemeyiz bence olabilir doğru bir yaklaşım. Barış Er yazmış, ee, benim merak ettiğim konu elimizde en yetenekli güçlü F-16 Block 50 Plus bize yeterli mi gerçekten, bölgemizin en güçlü ülkesi miyiz? F-16 Block 50 Plus'lar gerçekten yetenekleri açısından çok iyi uçaklar, elinizdeki en modern savaş uçaklarından biri. Keşke sayıları daha fazla olsa ama bununla ilgili hani biliyorsunuz hazır alım yapmanız gerekiyor, Amerika ile ilişkiler gibi konular devreye gelmeye başlıyor ama ben milli Muharip uçağı kadar dişimizi sıkmamız gerektiğine inanıyorum açıkçası. F-16'lar ve diğerleri modernize edilecek mi bir duyma göre blok 30 hariç bütün F-16'lar blok 70 seviyesine çekilecek deniyor. Modernizasyon söz konusu, özellikle ASELSAN'ın geliştirdiği e, ASR radar sistemi F-16'ların e, özelliklerini daha da ileriye doğru taşıyacak. Bir taraftan da tabii uçaklarla ilgili e, gövdesel iyileştirmeler, e, modernizasyonlar yani uçuş saatlerinin uzatılması var. Kuşkusuz bu tür sistemler, Özgür Projesi mesela bununla ilgili F-16'ların epey bir e, uçuş sürelerinin, hizmet sürelerinin artmasını planlanıyor açıkçası. Uğur Acar'dan bir soru daha var. Altay Tankına jet motor yani türbin motor takılabilir. Amerikan Abrams sizler de söylemişsiniz. Bunda var. Ee, i̇lk etapta 1500 beygirlik e, bir TS1400 motorumuz var. Bununla ilgili yapılmış. Neden olmasın diyoruz bununla ilgili. Batuhan Kiris sormuş. Yerli muharip uçak projesinin Akıncı İHA'sının son durumu nedir? Milli Muharip Uçak 2023 fabrikadan çıkacak 2025-26 gibi ilk uçuş planlanıyor. Şu an TUSAŞ'tan bir gecikme açıklaması yok umarım da olmaz. Akıncı ile ilgili testler e, tahminim yıl sonuna kadar devam edecek. Arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri için teslimatlar başlayacak. E, Sedat 1453 yazmış F-35 için Türkiye'nin ürettiği parçalara Mart ayına kadar süre verilmişti. Bir değişiklik var mı? Tahminim bu süreç biraz daha genişletildi çünkü Türkiye çok stratejik bu projede. Mart sonundan tahminim yıl sonuna kadar Türkiye bu konuyla ilgili üretimi yapmasını ben tahmin ediyorum. Türkiye TFX projesinde sona getirebilecek bir teknolojiye sahip mi? İşte motor konusu var. Öncelikle motor General Electric'ten alınacak bir motorla başlanacak. Arkasından TR motor bir sistem geliştiriyor. Ee, elimizden geleni yapacağız bunlarla ilgili. Türkiye'nin gerçekten kurtuluş savaşı projesi, havacılık için milli muharip uçak. Ayyumoyde Modut adlı okuyucumuzun bir sorusu var. Aselsan'ın zeplin projesi vardı. Doğu sınırlar için ne durumda? Aselsan'ın zeplin projesi testleri sürüyor. Ramboya teknolojisinde ne durumdayız? Yanılmıyorsam Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nin bu konuyla ilgili bir çalışması vardı. Bunlar tamamlandı diye biliyorum. ASELSAN'ın CATS'i neden bir türlü bitmedi? CATS sistemi bitti. Tabii bu arada e, CATS sisteminin de şöyle açılımını söyleyeyim size. E, ortak açıklıklı hedefleme sistemi. Eylül 2018 tarihinden itibaren Ankara'da bu sistem devreye girmiş durumda. Evet okumamıza devam edelim. Uzay roketi çalışmaları ne alemde? Uzay uydu fırlatma rampası kuruluyor mu? Durum ne aşama? kendimiz yollayabilecek miyiz? Onunla da ilgili biliyorsunuz Delta 5 hibrit motor çalışmaları var. En son Aralık ayındaki bilgilere göre 11 deneme yapılmış. Bu denemeler devam ediyor. 5 yıl içerisinde yani 2024'te kendi füze motorlarımızla uzaya uydu yollamak mümkün hale gelecek. E, İHA'lar başka hangi ülkelere satılabilir? Ben alternatif olarak e, Pakistan'ı görüyorum. Malezya'yı, Endonezya'yı görüyorum. Buralardan e, ciddi talep var. Ben buralara, bu ülkelere e, insansız hava aracı sistemleri satacağımızı tahmin ediyorum. Yusuf Şahin demiş, sormuş. Hocam sizce yüksek irtifa hava savunma sistemi ihtiyacımız ne kadar ve ciddi çalışmalara ne zaman başlanır? Başlanmışsa bile ne kadar sürer? Bu konuyla ilgili Aselsan ve... E, Roketsan'ın ortak Hisar serileri var biliyorsunuz. Hisar'da önemli bir aşama kaydedildi. Hatta geçtiğimiz aylarda Hisar sistemlerinden bir kısmı Suriye'de belki operasyon olarak teste, İdlib'de Hatay yakınlarına buraya konuldu. Bunlar gerçekten çok hassas sistemler, zaman alan sistemler ama. İşler o işte ne bileyim S-400 krizi, Patriotlar şunlar bunlar işler uzadıkça umarım bunların önemli bir kısmını da olsa kendi teknolojimizle çözüm imkanlarına kavuşmuş olurum. Türkiye bir taraftan Eurosam içerisinde bunlarla ilgili bir girme talepleri var. Türkiye'nin umarım bu tür projelerle de bu işlerin bir üst seviyelerinde teknoloji aktarımı gerçekleşir diye düşünüyorum. Şimdi e, Fatma İlbasan sormuş. İHA'ların jammer'larla engellenmesi ve buna karşı alınan önlemler nelerdir? Biraz önce de belirttiğim gibi yer istasyonlarında çalışan İHA sistemlerinde özel kriptolama ve değişik sistemlerle bunların önüne geçiliyor.